Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Maide Suresi 17-19. Ayetleri değerlendireceğiz. Ve burada Hristiyanlarla alakalı bazı durumlara Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Şöyle ki: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ Allah Mesih ibn-i Meryem'dir diyenler muhakkak ki küfre düştüler. Malum Hristiyanlar aslında Allah'a inanıyor ve Allah'ın bir olduğunu da bir şekilde ifade ediyorlar. Ama bu bir, bizim doğrudan Allah birdir deyişimizden farklı. Bizler Kul huvallahu ehad, Allahu samet, bunu okuyoruz. Allah'ın birliğini gerek burada gerek başka Kur'an ayetlerinde görüyoruz ve ona göre tasdik ediyoruz. Fakat Hristiyanlıkta Baba, Oğul, Ruhul Kudüs, ekanimi selase tabir ettikleri veya teslis denilen bir şeyle, bir durumla karşı karşıyayız. Ve onların ruhban kısmıyla konuşulduğunda aslında biz de Müslümanlarla aynı Allah'a inanıyoruz diyorlar. Ama bununla beraber peki İsa'yı ne yapacağız? O da Allah'ın oğlu. Kur'an-ı Kerim'de okunduğu zaman Allah'ın oğlu değil, Meryem'in oğlu olarak bize anlatılıyor. Ama İncil'de okuduğumuz zaman doğrudan doğruya Allah'ın oğlu şeklinde ifade ediliyor. Allah'ın oğlu olur mu? Tarih boyunca bu tartışılmış ve günümüzde de Hristiyanlar bunu anlatmakta herhalde bayağı zorlanıyorlar. Ve aynı Allah'ın üç farklı görünümünden söz ediyorlar. Ve aslında üç gibi görülmekle beraber neticede bir olduğunu, aynı Allah'ın değişik tezahürleri bulunduğunu söylüyorlar. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim onların Hazreti İsa'yı ilah kabul etmekle veya Allah'ın oğlu kabul etmekle küfre düştüklerini bize anlatıyor. Yıllar öncesinde bir seyahat esnasında bir Hristiyanla biraz sohbetimiz olmuştu. Üniversitede okuyan bir talebe. Dini konulara girdiğimizde dedi, ben Hristiyanım. Olabilir dedim, ama yine de isterseniz devam edelim bu konulardan. Olur dedi, memnun olurum. Bir ara ben dedim ki bizler Müslümanlar olarak Hazreti İsa'ya inanıyoruz. Hatta Hazreti İsa'ya inanmasak Müslüman zaten olamayız. Ama dedim, sizler neden Hazreti Muhammed'i kabul etmiyorsunuz? Belki de Türkiye'de yaşadığından şunu söyledi. Dedi ki, ben kabul ediyorum. Allah bir takım peygamberler göndermiştir. Hazreti Muhammed de bunlardan biridir. Ben onu peygamber olarak kabul ediyorum dedi. Böyle deyişi benim hoşuma gitti. Ama ardından şunu ifade etti. Dedi ki, ancak dedi, bizim Hazreti İsa'ya bakışımız daha farklı. Yani dedim, ilah mı demek istiyorsunuz? Evet dedi, biz onu Allah'ın oğlu olarak görüyoruz. Bunun üzerine ben şunu söyledim. Peki dedim, sizin kabulünüze göre Hazreti İsa öldürüldü mü, öldürülmedi mi? Dedi, evet öldürüldü. Hani çarmıha gerilmesi. Günümüzde haç zaten bunun bir sembolü. Ve mevcut İncil'lerde de Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği, ellerinden ayaklarından mıhlanıp büyük bir işkenceyle öldürüldüğü ifade ediliyor. Onlar bunu şöyle kabul ediyorlar. İnsanlar günahkar olarak dünyaya geliyor. Hazreti Adem yasak ağaçtan yemesiyle bütün insanlık günahkar oldu ve günahkar doğuyor. İşte baba ilah oğul İsa'yı gönderdi. O da kendini feda etti. Böylece insanlık bu günahtan kurtuldu. Kur'an-ı Kerim meseleyi bize böyle anlatmıyor. Kur'an-ı Kerim وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى diyor. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Dolayısıyla Hazreti Adem'den dolayı bizlerin günahkar doğması diye bir şey söz konusu değildir. Ve küllün mevludin yûledu alel fıtra. Dünyaya gelen herkes, her çocuk fıtrat üzere doğar. Günahkar olarak değil, doğrudan Allah'a teslim olacak, Allah'ı kabul edecek temiz bir fıtratta doğar. Biz böyle kabul ediyoruz ama Hristiyanlığın kabulü bundan farklı. Ve neticede her ne kadar kendi aralarında epey değişik görüşler olsa da şu andaki mevcut Hristiyanlıkta Hazreti İsa Allah'ın oğlu tarzında kabul ediliyor. Ve bu da Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeye göre bir küfür olarak değerlendiriliyor. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا şöyle diyenler küfre düştüler.
İnnallâhe huvel mesih İbnu Meryem. Meryem oğlu İsa, Mesih Meryem oğlu İsa ilahtır diyenler, Allah'tır diyenler küfre düştüler. Kul sen de ki femen yemliku minallahi şey'e, yani kim Allah'a malik olabilir? İn erade en yuhlikel mesih ibn Meryem, Meryem oğlu Mesih'i Allah öldürmek istese, helak etmek istese kimin elinden bir şey gelir? Ve ummehu ve annesini de, ve men fil ardı cemia ve yeryüzünde bulunan herkesi de. Yani Allah-u Teala kahir bir kudrete sahiptir. Onun kudreti karşısında hiçbir engel, hiçbir mani yoktur. Allah-u Teala Mesih İbni Meryem'i öldürmek istese, anasını ve bütün insanları, yeryüzünde olan bütün herkesi helak etmek istese kimin elinden ne gelir? Bu gerçekten Hazreti İsa'nın, Mesih'in Allah'ın oğlu olmadığı, ilah olmadığı konusunda çok ikna edici bir delil. Yani ölüme mahkum olan, işte onların kabulüne göre Yahudiler tarafından çarmıha gerilen birisi nasıl ilah olabilir? Eğer onu bu şartlarda ilah kabul edecek olursak, aciz insanlar bir ilahı çarmıha germiş oluyorlar ve onu asmış oluyorlar. Halbuki böyle bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, onu öldüremediler, onu asamadılar. وَلَكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ, lakin iş onlara karıştırıldı, şüpheye düşürüldüler. بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهِ اِلَيْهِ, Allah onu huzuruna aldı, Allah onu semaya yükseltti. Bu mealde ayet-i kerimeler Hazreti İsa'nın durumunu bize haber veriyor. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, göklerin ve yerin mülkü ve bu ikisi arasında olanların mülkü Allah'ındır. Evet, bizlerin de belki dünyada bazı mülkümüz diyebileceğimiz şeyler olabiliyor. Benim evim, benim arabam, böyle şeyler söyleyebiliyor insanlar. Benim fabrikam. Ama neticede herkes dünyadan gidiyor ve kimsenin elinde bir şey kalmıyor. Dünyaya çıplak olarak geliyor ve çıplak olarak da bir kefen üzerine sarılmak suretiyle insanlar bu dünyadan göçüp gidiyor. Artık benim demiş olduğu ev onun değil, o evde başkaları oturuyor. Ve benim dediği diyelim fabrikalar, servetler artık onun değil, onları başkaları kullanıyor. Bu manada baktığımızda göklerin ve yerin mülkü Allah'ın, hepsinde tasarruf Allah'ın ve bunların arasında ne varsa, göklerin ve yerin arasında ne varsa hepsindeki tasarruf yine Allah'ın. يَحْلُقُ مَا يَشَى, ve Allah dilediğini yaratır. Allah ne dilerse yaratır. Allah-u Teala'nın yaratması değişik şekillerde olur. Mesela Allah-u Teala'nın yoktan yaratması vardır. Bu alem bir zamanlar yok idi. Allah yokluktan varlığa getirdi. كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُمْ مَاهُ شَيْءٍ, Allah var, başka bir şey yoktu. Ve Allah-u Teala bu alemi yaratmayı murad etti. Bu yoktan yaratma. Mesela elementlerin yaratılması. Yüz küsur element yaratılmış ve bunlar doğrudan yaratılmış ve yoktan yaratılmış. Allah-u Teala bu yaratmış olduğu elementlerle daima yeni yeni şeyler meydana getiriyor. İşte bizler bir zamanlar havada, suda, değişik yerlerde birer zerreydik, atomduk ve bunlar bir takım gıdalarda yer aldı. Anne babamız bunları yedi. Neticede biz dünyaya gönderildik. Allah-u Teala bizi maddeden yarattı. Yarattığı maddelerden bize insan şekli verdi. Yunus Emre diyor ki, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Yani biz Allah'ın ilminde her birimiz adımız neyse plan program olarak belirlendik ve ete kemiğe bürünerek belli bir şekilde görüldük. İşte Allah-u Teala bu şekilde de yaratıyor. İnsanları yaratma noktasında Hazreti Adem'i doğrudan topraktan yaratmış. Hazreti İsa'yı doğrudan anne ile yaratmış. Bir baba olmaksın o şekilde yaratmış. Bizleri de anne baba vasıtasıyla yaratıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki anne babamız bizim yaratıcımız değil. Anne babamıza desek ki benim resmimi yapabilir misin? Anne babamız eğer ressam değillerse, resim dersi almamışlarsa bizim resmimizi bile çizemezler. Ama
Bizler onlar vasıtasıyla yaratılmışız. Demek ki onlar vesile oluyor, Allah-u Teala yaratıyor. Ve gerek anne gerek baba çocuğun cinsiyetine bile müdahaleleri olmuyor. Ve çocuğun cinsiyetine müdahaleleri olsa, diyelim erkek isteseler erkek olur, kız isteseler kız olur. Ama bakıyorsunuz ki bir takım ailelerde 5-6 tane çocuk var, ard arda hepsi kız. Onların istediğinden değil. Onlar en azından yarısının erkek olmasını isterler. Ama Allah-u Teala dilediği şekilde gönderiyor. Bazılarına hepsini erkek veriyor. Bazılarına da kızlı erkekli şekilde veriyor. İşte yakınlarda Türkiye'nin nüfus sayımı neticelendi ve 70 milyon civarında ve bunun 35 milyonu erkek, 35 milyonu kadın. Bu oranları biz ayarlamadık. Allah-u Teala kader programıyla bir kısmını kadın, bir kısmını erkek şekilde dünyaya gönderdi. Yahlugu mâ yeşâ derken ayet-i kerimede Allah ne dilerse yaratır, ister kız yaratır, ister erkek yaratır, ister yoktan yaratır, ister yarattığı şeyler vasıtasıyla yaratır. Allah-u Teala bu manada dilediği şekilde yaratmaktadır. Vallahu alâ külli şeyin gadir ve Allah her şeye kadirdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın her şeye kadir olması kün feyekun ile ifade ediliyor. Yani Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde ol der ve o şey meydana gelir. Bizler şu anda tabii ol emriyle yaratmak nedir, yoktan yaratmak nedir, kendimiz yaratıldığımız için bunları pek de bilemiyoruz. Ama ileride söz gelimi karşımızda bilgisayar ekranı, televizyon ekranı, düşüncelerimizi oraya doğrudan yansıtabilirsek belki emri künü feyekünü biraz daha kolay anlayabiliriz. Düşünüyoruz, düşündüğümüz ekranda görülüyor. Güneş düşündüğümüzde güneş görülüyor. Ay düşündüğümüzde ay görülüyor. Nehir düşündüğümüzde nehir görülüyor. Ağaç düşündüğümüzde ağaç görülse, böyle bir duruma gelebilsek, işte düşündüğümüz sanal alemde aynen meydana geliyor. Ama Allah-u Teala sanal olarak değil. Halakas semavati vel arda bil hak. Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Yani bir gerçek olarak, sanal değil, sadece bir görüntü değil, gerçek olarak yarattı. Ve galetil yehudu ve nasara, Yahudiler ve Hristiyanlar şöyle dediler: Nahnu ebnaullah ve ahibbâ'u. Biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bazılarıyla meydana gelen bir olay olarak kitaplarda nazara verilir ve genel anlamda da onların bir görüşü olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Ve onlar zannediyorlar ki Allah'ın en seçkin kulları biziz ve Allah'ın adeta oğulları gibiyiz. İşte Peygamberimizin huzurunda Yahudilerden bir topluluk bunu ifade ediyorlar. Ve bunun üzerine ayet-i kerime nazil oluyor. Kul, ey peygamber sen de kim? Felime yu'azzibukum bizunubikum. Öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı size niye azap veriyor? Yani Allah'ın sevgili kullarısanız, Allah'ın oğullarıysanız Allah ne diye sizi cezalandırıyor? Bel entüm beşer mimmen halak. Bilakis siz Allah'ın yarattıklarından beşersiniz, insansınız. Yani bu noktada diğerlerinden bir farkınız yok. Diğerlerinden bir imtiyazınız, ayrıcalığınız söz konusu değil. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءَ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءَ. Allah dilediğini bağışlar ve dilediğini de azaplandırır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. وَمَا بَيْنَهُمَا. Ve onların aralarında olanların mülkü de yine Allah'ındır. Ve ileyhil masir ve dönüş Allah'adır. Yani kimin Allah'ın sevgili kulu olduğu Allah'ın huzurunda ortaya çıkacak. Gerçekten ayet-i kerimede çok kuvvetli bir delil de getiriliyor. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız, oğullarıyız diyenler taraf ilahiden cezalandırılmışlar. Yani madem sevgili kullarıysanız Allah ne diye size azap ediyor. Demek ki öyle değilsiniz. Bu sadece mücerret bir iddia. Böyle iddia etmekle dediğiniz gibi olması mümkün değildir. Ya ehlel kitabim,
Ey ehli kitap, قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا, size Resulümüz geldi, elçimiz geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ, peygamberlerden bir fetret sonrası, peygamberlerin gönderilmediği bir dönem sonrası hak ve hakikati size beyan ediyor, açıklıyor. اَنْ تَقُولُوا, şöyle dememeniz için, مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذ۪يرٍ, bize bir müjdeleyici, bir uyarıcı gelmedi dememeniz için Allah size bu şekilde peygamber gönderdi. Burada ya ehlel kitap demek suretiyle Yahudilere ve Hristiyanlara hitap var. Gerçi onlara daha önce peygamber gelmişti. Hazreti Musa, Hazreti İsa gelmişti. Ama uzun bir dönem yeni bir peygambere muhatap olunmadı. Bir fetret dönemi yaşandı ve o uzun dönem sonrasında Allah-u Teala peygamber efendimizi gönderdi. İşte Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz dönemindeki döneme genelde fetret dönemi denilmiş. Ve alâ fetretin minar rusul ayet-i kerime bunun esasını teşkil ediyor. Bu ayete dayandırılarak ehli fetret diye bir kavram ortaya konuluyor. İşte bize bir müjdeleyici, bir uyarıcı gelmedi dememeniz için elçimiz size geldi. Fakat ca'akum beşirun ve nezir, size bir müjdeci ve bir uyarıcı gelmiştir. Vallahu ala kulli şeyin kadir, ve Allah her şeye kadirdir. Buradan şunu da anlıyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sadece Araplara gönderilmiş bir peygamber değil, ehli kitaba da gönderilmiştir. Yahudi ve Hristiyanlara da ve kitapsız olanlara da, daha önce bir kitaba muhatap olmamış insanlar da bu şekilde peygamberimizin muhatabıdır. Ve Peygamber Efendimiz son peygamber olarak ta kıyamete kadar bütün insanlığın peygamberidir. Peki insanlar peygamberimize nasıl muhatap olacaklar? Kur'an-ı Kerim önümüzdedir. Kur'an-ı Kerim peygamberimize gelen ilahi mesaj. Dolayısıyla dünyanın bütün dillerine de hemen hemen çevrilmiştir. Bu şekilde ilahi hitaba insanlar muhatap olabiliyorlar. Öte yandan alimler peygamberlerin varisleri durumunda Peygamber Efendimizin ümmetinden şu anda da ilim sahibi nice insanlar var. Bunlar peygamberimizin davetini insanlara ulaştırıyorlar. Bu ilahi mesajdan layıkıyla istifade edebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızla tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.